Geçmişten bugüne teknolojik gelişmeler yayıncılığı nasıl etkiledi sizce? Ben 24 yıl önce yayına başladığımda makaralar vardı, kasetler vardı. Onlarla yayın yapıyorduk. Sonra CD'ler çıktı. Dediler ki CD çıktı, radyoculuk bitti. CD çıktıktan sonra kim dinler radyoyu? CD'den sonra Winamp çıktı. Winamp'tan sonra DAT'lar çıktı. DAT'tan sonra flash memoriler çıktı. Şu anda inanılmaz traktör ve benzeri inanılmaz müzik programları var. Artık herkes evinde kendi çapında DJ oldu, mixliyorlar, alıyorlar, eklemeler yapıyorlar falan. Fakat bütün bunların hepsinden sonra cümle aynıydı. Teknolojik gelişmeler oldu, cümle aynıydı. Her yeni teknolojiden sonra radyoculuğun bittiğini iddia ettiler. Fakat radyoculuk daha da güçlendi çünkü tarımda, tıpta, otomotivde, inşaatta, aklınıza gelen her sektörde belki teknolojik gelişmeler yararlı oluyor ama teknolojinin en pozitif anlamda fayda ettiği yer radyo camiası olur. Çünkü bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü biz konuşurken bir espriyi, bir şarkıyı, bir şeyi anında buluyoruz ve o arşivden o parçaya çok kısa zamanda ulaşmak bizim için çok değerli. Teknoloji bize bunu sağladı. Teknoloji bizi hızlandırdıkça biz de hızlanıyoruz. Daha enerjik, daha güzel programlar yapıyoruz. O yüzden teknoloji devlerine buradan sizin aracılığınızla teşekkür edelim. Bu okul da yarın öbür gün o teknoloji dünyasının parçası olacak evlatlar yetiştiriyor. Onlara da şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Radyocu olmak isteyen gençlerin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Şimdi radyocu olmak isteyen gençler ne yapsın diye bana hep soruluyor. Çeşitli yerlerde soruluyor, dinleyicilerimiz de soruyor, herkes soruyor, röportajlarda soruluyor. Yani soğanı al pembeleşene kadar kavur, salçayı etik at, şunu ekleten gibi öyle bir klasik tarifi bu işin yok. Radyocu olmak için hiçbir şey yapamazsınız ama her şeyi yapmak zorundasınız gibi bir paradoks mu diyeyim, bir açmaz mı diyeyim, orada bir enteresan durum var. Bir kere radyocu olduğunuzda, yani benimki gibi bir şov ve fikir programı yaptığınızda herkesin sizden beklentisi büyük. Abi ben kaçırmışım, çöp vergisi bugün müydü ya diye onu da sana soruyor. Abi Nepal'in başkenti neresi onu da sana soruyor. Abi harekat ne olacak diyor, sence sene sonunda dolar ne kadar olur diyor filan. Yani sen istesen de istemesen de bir bilirkişi noktasına geliyorsun. Dolayısıyla da dinleyicinle o bağı kurabilmek, onların ihtiyaçlarını, fikri ihtiyaçlarını giderebilmek için her konuda bir şeylerin dağarcığında olması gerekiyor. Hiçbir şey yapamasan, yani hiçbir kelime söyleyemesen bile doğru bilgiyi nereden, kimden veya hangi kaynaktan alabileceğine dair yönlendirmeyi yapman gerekiyor. Bunu da yapamıyorsan zaten çöp oluyorsun ve değerin kayboluyor. O yüzden radyocu olmak isteyen arkadaşların dünya görüşünün şöyle falan dedi ya, şöyle falan yani sonsuz olması lazım. Teknolojiyle çok yakın ilişkide olması lazım ve özellikle ülkemizden başlayarak dünyada neler olduğunu çok iyi biliyor olması lazım. Bana göre sadece ülke de yetmez, yaşadığı il, yaşadığı ilçe, yaşadığı mahallenin kurallarını, törelerini, ürünlerini, gıda maddelerini, geleneklerini, geçmişini çok iyi bilmesi gerekiyor. Daha sonra Türkiye'nin her tarafıyla alakalı, yani 1071'den başlamak yetmiyor. Orta Doğu'dan bilgi sahibi olmak lazım, Orta Asya'dan bilgi sahibi olmak lazım. Bütün bu bilgilerden bir dağarcık yapıp onları da devamlı taze tutması lazım. Yani her an açılacak bir kapak gibi görmek lazım. Yani bir yerlere koyayım, lazım olunca kullanırım, o da kurtu almıyor. Çünkü hangi bilginin nerede ne zaman ihtiyacınız olacağı hiç belli olmuyor. Bugünkü konumuzda bağımlılıkla mücadele konusunda öncelikle konuştuk. Bu konuda siz neler yapıyorsunuz? Bağımlılıkla alakalı okul okul, veli veli, insan insan geziyoruz. İnsanın olduğu her yerde bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü tütün maddeleri, alkol maddeleri ve narkotik maddeler ve kumar alışkanlığı, aile içi şiddet, taciz gibi konular ülkemizi ve toplumumuzu maalesef mahveden konular. Biz bağımlılıkla alakalı bir insanın bağımlı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. O insanın sağlığını, o insanın beynini, o gencimizin, o öğrencimizin,
potansiyelini ileriki yıllarda da, uzun yıllarda kullanabilmek için bu cepte, bu ayrı. Ama konunun şu bölümü de var, biliyorsunuz şu anda ordumuz, polisimiz, ülkemiz bir harekatın içinde. Amaç ne? Terörü sıfırlamak. 1980'ler deniyor ama bana göre 50'lerden 60'lardan beri, yani ülke, ben kendimi bildim bileli ve yakın, yani hayatta olmadığım yakın tarihi de incelediğimden beri bir terör belasının içinde. Ve bu terör örgütünün en önemli gelir kaynağı değil, tek gelir kaynağı narkotik ticaretinden elde edilen para. Biz insanların, gençlerimizin sağlığını korumanın yanında narkotik ticareti de oluşmasın, narkotikten para kazanılmasın ve o kazanılan parayla terör örgütünün finansörlüğü bizzat yapılmasın diye de uğraşıyoruz. Çünkü bu maddelere gençlerimizin alakasını bitirirsek en büyük ekonomik darbeyi de vuracağız teröre. Hem gençlerimizin sağlığını hem de finansı engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Bunu paylaştığımız zaman bazıları çok büyük bir hayalin peşindesiniz diyorlar ama emin olun ki bu çok büyük bir hayal değil. Toplumda herkesin üstüne düşen görevi yaptığında kolay başarabileceğimize inandığımız bir konu. Okulumuza geldiniz, gördünüz. Peki okulumuz hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi yani buradayım diye yüzünüz diye söylemiyorum ama tabii yeni nesil okullar mükemmel. Muhtemelen burası daha bomboş bir arsayken okul olacağı bilinerek, yani okul bilinciyle başlanıp konferans salonundan tutun, laboratuvarından, koridorundan, kantininden, bahçesindeki otoparkına kadar her şey ince ayrıntısıyla düşünülmüş. Benim bu okulda dikkatimi çeken şey şu, öğrencilere o kadar önemli bir rol model sunulmuş ki, şurada şimdi bu röportajı verirken gördüğüm şu banklar bile o kadar zevkli ve o kadar yerinde seçilmiş. Duvarlardaki motifler o kadar ince detaylı seçilmiş ki aslında öğrencilere bir çengel atılıyor. Yani yarın öbür gün siz de teknoloji dünyasında yer aldığınızda, iş hayatında yer aldığınızda en ufak detay dahil her şeye dikkat etmelisiniz. Sizin okulunuz da öyleydi, en ufak detay okulunuzda atlanmamıştı. Siz de bu okuldan mezun olduktan sonra okulunuza layık bir şekilde en ufak detayı atlamadan mesleğinizi yapmalısınız, kariyerinizi yapmalısınız mesajını verdiğine inandırdı okulun genel yapısı beni. Öyle mi? Yani dediklerim doğru mu? Onun doğru cevabı sizde. Ama ben okulu şöyle bir taradığım zaman bunları söyleme ihtiyacı duyduğuma göre en azından bir %50'yi tutturmuşumdur diyorum. Belki daha fazlasını bilmiyorum. Çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun.